Tamam, hadi bakalım. Bu kanyonların sahiplenmesini daha çok hani vatandaşımızla birlikte el birliğiyle ayağa kaldırmak için birkaç projemizi şu an gündemimize ciddi bir şekilde almış bulunmaktayız. Bunların başında öncelikli olarak yöresel satış ürünleri, reyonlarını kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu an için önümüzdeki zaman diliminde, yani bir aylık zaman diliminde yapım aşamasına başlayacağız. Kanyonumuzda özellikle Büyük Asar Tepesi ile bir bağlantı yolu oluşturup dışarıdan gelen veya burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın doğa yürüyüşü sağlayabilecek bir yürüyüş güzergahı kurmayı planlıyoruz. Bununla birlikte açık alan bir kafeterya bölümünü oluşturup özellikle yaz döneminde insanların kapalı bir ortamda sıkılacak şekilde kalmalarını engelleyip açık alanda bir kafeterya bölümünü kuracağız. Buradaki temel gayemiz öncelikli olarak başta da belirttiğim gibi toplumsal sahiplenmeyi, kanyonla olan sahiplenmeyi arttırmak, yöre halkıyla bütünleştirmek öncelikli hedeflerimizin arasında. Bu projelerimizi zamanla burada konaklama yerlerinin oluşturulmasıyla birlikte daha cazip hale getirebileceğimiz kanaatindeyim. Sene sonunda Milli Park ilan edilmesi durumunda da bu kanyonlarımızın bazı faaliyetlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığı kanalıyla daha hızlı kaynaklarının daha kolay temin edebileceği ölçüde bir takım projelerde ilerleyen aşamalarda gerçekleşeceği ümidini taşıyorum. Tabii bu bir süreç, kısa, orta ve uzun vadeli bakmak lazım buranın gelişimine. Cam terasın buraya yoğun bir ilgi kattığı kanaatindeyim. Bu 6 aylık, 7 aylık dönem süre zarfında kayıt altına aldığımız ve alamadığımız kişi sayısıyla birlikte bütünsel olarak düşünürsek bunu yaklaşık bir 100 bin kişinin ziyaret ettiğini düşünüyoruz biz burada.